endoskopinin, kolonoskopinin önemini konuşuyoruz ama biz biraz daha utangaç konunun başında dile getirdiniz. Evet. Erken teşhisi geciktiren bir grup olduğunu biz anladık kendimizde. Biz bunu aşabilmek için aslında başında yola çıksak bu kadar sıkıntıyı da yaşamamış olacağız. Evet. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın ciddi bir çalışması var. Sağlık son yıllarda inanılmaz organize duruma geldi. Ve halkı bilgilendirmek için de sizin gibi televizyon programları falan, bunlar da çok etkili. Şimdi bize gelen hastaların bazıları direkt kendileri isteyerek geliyor. Kolonoskopi yaptıracağım, gastroskopi yaptıracağım, midem rahatsız. Çünkü dinlemiş televizyonda ya da başka biri anlatmış mahalle muhabbetinde falan. Önemli olan şikayet varsa erken de yapmak. Hiç şikayet yoksa 50 yaşında yapmak. Mesela bir Japonya örneği vereceğim. Şimdi Japonya'da diyelim ki özel sigorta yaptırmış insanlar. Mide tümörü çok sıktır Japon halkında. Sushi ve benzeri beslenme, gibi. Evet, evet. Nitritlerden yüklü beslendikleri için. Çiğ et yedikleri için. Şimdi bu bir alışkanlık. Mide tümörü de fazla. O zaman diyor ki özel sigortan var. Her 6 ayda bir ya da yılda bir yaşına göre mutlaka gastroskopi yaptıracaksın. Diyelim ki sen yaptırmadın. Ve de ileride mide tümörü oldun. Masraflarını ödemem diyor. Devlet karşılamıyorum diyor. Devlet karşılamıyorum diyor. Ya da özel sigorta. Neden? Çünkü erken yapılırsa bunlar, bu polip yara küçük bir şeyken temizlenecek ki Japonların endoskopideki ciddi başarısı vardır. Artık ameliyatlarla değil endoskopla bile temizlenebilir ki bizim ülkemizde de hızla oturtulmaya başlandı bu sistem. Böylece adam ameliyat olmamış olacak. Kemoterapi görmeyecek, radyoterapi görmeyecek. Düşünün ekonomik... Maddi, manevi değil mi? Evet. Bir de adamcağız yani böyle bir sıkıntı yaşamamış olacak. Her yönden kar. Sadece erken adım atmak. Aslında Sağlık Bakanlığımızın bizi çok güzel imkanların sunmasını değerlendirmek gerekiyor. Tabii. Bir de Avrupa'da benim yurt dışından da çok gelen hastam var. Mesela işte Almanya'da, Fransa'da yaşayanlar falan yazın geliyorlar. Benim orada gördüğüm... Yani orada biz daha kolay ulaşabiliyoruz uzmana, ne bileyim böyle ileri tetkiklere, MR, tomografiye, endoskopiye falan kendi de ulaşabiliyor. Orada belli aşamalardan ulaşmaya çalışıyorlar. Biraz da belki tam dil bilmemeleri ve benzeri şeylerden belki de biraz yavaşlatılıyor işler. Buraya gelince burada yaptırmak istiyorlar her türlü şeyi. Bir de tabii ülkemiz sağlık konusunda gerçekten oldukça kuvvetli. Çok zengin. İşte Cumhurbaşkanı'nın da sağlık turizmi için bir sürü yatırımları ve desteği oldu biliyorsunuz. Ve kuvvetli bir sürü hastanemiz var. Bizim hastane de bunlardan biri. Yurt dışından çok hasta geliyor. Evvelden biz örnek veriyorum Amerika'ya bizim zenginlerimiz falan giderken randevu alıp. Evet şimdi. Bizim ülkemizde evet. Geliyorlar. Ne bileyim işte Özbekistan'dan, Azerbaycan'dan. Bizim Orta Doğu'dan Balkan ülkelerinden, Arnavutluk'tan bir sürü hastam var benim, Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan buraya gelip burada tedavi oluyorlar. Hem daha güvenilir tüm teknolojik cihazlar var ve de sanırım daha da ekonomik oluyor. Hem de daha ülke kültürünü de kazanmış oluyor. Hem sağlığını ihmal etmeden sizlerle birlikte görüşerek tedavisini yaptırıyor hem de bir kültür de yapmış oluyor aslında. Tarihi, kültürel zenginliklerimizi de tanımış tabii, oluyor. Tabii aynen. Hele İstanbul'a gelince gezmeyi de ihmal etmiyorlar. Evet. Güzel oluyor bence. Peki hemoroid tekrarlar mı diye gelen sorular var hocam. Nelere dikkat edilmesi gerekiyor hemoroid tedavisinden sonra? Şimdi hemoroid esasında tekrarlamaz. İyi bir ameliyat. Ya diyelim ki ameliyat olacaksa. Çünkü parmağı kesildiğini düşünün. Onun yerine yeni parmak çıkmıyor sonuçta. Ama makat bölgesi yuvarlak bir yer, 360 derece. 3-4 tane hemoroid paketi olur insanda. Diyelim ki bir tanesi problemliydi, ameliyat oldu. O da tam yapıldı ameliyat. Diğer dikkat etmezse sonrasında, aynı alışkanlıklar devam ederse bu sefer geride kalan, evvelden sorunsuz olan hemoroid paketleri şişmeye başlar. Onu da tekrar diye geliyor hastalar ama o esasında bir tekrar değil, diğerlerinde sorun oluşması. İç hemoroidle dış hemoroid farklı şeyler midir hocam? Çünkü bize gelen sorularda da iç hemoroidten dolayı çok rahatsızlık, dışa gözükmemesi tekrarlama olasılığını arada bir gösteriyor diye gelen sorular var. Evet. Nasıl kontrol edecek peki?
kişinin onu kendi anlaması, yani dış hemoroid makatın dışında olan, evet, hemoroidlerdir. İç hemoroid de iç kısımda olan, birbiriyle bağlantılıdır, birbirini beslerler sonuçta. İç hemoroidle başlayan sorunlar daha sonra dışarıya doğru aksetmeye başlar. Esasında o evrede tedavi başlansa ilaçla, diyetle falan her şey düzeltilebilir. Kabız olmaması mı gerekiyor o evreyi yaşayan izleyicilerimiz? Evet, ve lifli gıdalarla. Lifli gıdalar. Bir hanımefendi bağlandı, Bursa'dan, evet, İzmir, evet, İzmir'den geldim dedi, evet, mesela. Akdeniz stili beslenme çok önemli. Yani o otlar, sebze, zeytinyağlı beslenme ve biraz da spor, yürüyüş hiç olmazsa. Egzersiz, bu bağırsakları mutlaka çalıştırmak için çok önemli. Kilo etkili midir o zaman? Kilo tabii kısmen. Kısmen etkili olabilir. Yani hem basınç anlamında hem de genelde çok o da kabızlığa da neden oluyor biraz. Yani hareketsizlikten dolayı.